Efendim TV8'de, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz yüz yogası ile ilgili. Son dönemde belki çokça duymuşsunuzdur siz de. Bu konuyla ilgili biz de uzmanını ağırlıyoruz. Kendisi yüz yogası uzmanı Canay Serim Sarıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, etrafta bence son dönemde çok da yaygınlaştı. Evet. Özellikle bu 30-35 yaş sonrasında hani yüzün biraz daha sıkı görünmesini isteyen hanımlar, işte çizgilerin azalmasını isteyen hanımlar arasında daha fazla. Ben öyle duyuyorum ya da bunu sizden doğru dinleyelim. Yüz yogası nedir, nasıl yapılır ve gerçekten böyle bir etkisi var mı? Ben 4 yıldır bu arada uzmanlık yapıyorum. Londra'da aldım eğitimlerimi. Son dönemde de evet çok fazla yaygın olmaya başladı artık. Yüz yogası aslında cildin 3 katmanını birlikte çalıştırdığımız bir sistem. Hem dermisi, epidermisi ve hipodermisi. Oradaki bütün kasları, bağ dokuları hepsini birlikte çalıştırıyoruz ve aslında amaçlanan şey vücudun kendi kendine ürettiği o doğal protein olan kolajen ve elastinin üretiminin arttırılmasını sağlamak. Hı hı. Evet, gerçekten işe yarıyor ama tabii ki düzenli uygulamak gerekiyor. Haftanın 6 günü, günde en az 20 dakika mutlaka uygulamak gerekir. Bu şekilde bir etkisi var. Günde 20 dakika yapılabilir aslında. Hatta şöyle bir şey evet oldu Şenol, biliyor musun? Hanımlara soruluyor. Ya sen bir iyi görünüyorsun, botoks mu yaptırdın, ya bir şeyler yaptırdın mı diye. Hemen yaptıranlar da onun altına sığınıyor artık yaptırdığını gizlemek için. Diyor ki yok ben yüz yogası yapıyorum. O yüzden iyiyim. Yani yaptıranlar da söylüyor. Gerçek yüz yogası yapıp da bunun iyi etkilerini görenler çok ayırt edilemiyor o yüzden. Evet. Ama günde 20 dakika gayet yapılabilir gibi gayet görüyor. Gayet yapılabilir. Zaten benim derslerim de 30 dakika sürüyor. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Ve botoks demişken şunu da eklemek isterim. Bana en çok gelen sorulardan biri botoks mu, yüz yogası mı? Hangisini yapmak gerek? Bence bu bir seçim ve bu soruyu aslında hani bana sormamaları lazım. Çünkü her işin uzmanı onu cevaplamalı ve ben hani yüz yogası uzmanı olarak botoks iyi midir, kötü müdür, yapılabilir mi, yapılamaz mı onu onun için hani bir öneride bulunamam. O yüzden ben bu soruları da hani en çok gelen soru bu olduğu için imkanı, şartları, beklentileri nasılsa insanların ona göre onu tercih etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Kendi derslerime de gelirken hani şipşak böyle bir sonuç beklenmemeli yüz yogasında. O yüzden çabuk sonuç isteyenler elbette tabii ki botoks yaptırmalı, yaptırabilirler. Ama biraz daha böyle kendiyle barışık olmak demek yüz yogası. Hani kendine dokunmak, kendini sevmek, kendiyle ilgilenmek isteyenler de yüz yogası yapabilirler ve tabii ki botoks gibi anında değil ama bunun etkilerini zamanla görebilirler. Evrensel bir yogayı biliyoruz ama yüz yogasını bilmiyoruz. Bunu biraz daha böyle örnek veriyorum, gıdı egzersizi, Aylin de biraz önce bahsetti gıdı. Mesela bende de gıdı problemi tamam, olabilir. Tamam, birlikte uygulayalım. Evet, vallahi ne güzel olur. Heyecanlandım şimdi ben size. Ekrana hani biraz daha yaklaşabilirsiniz yüz yogasını merak edenler. O zaman bir elimizi alıyoruz hemen. Gırtlak boşluğunun hemen altına yerleştiriyoruz. Aşağı doğru hafifçe tonluyoruz. Çok fazla çekiştirmeden. Diğer elimiz de geliyor hemen gıdımızın altına. Evet. Çene, boyun arkada rahat edecek şekilde, sıkışmayacak şekilde çeneyi yukarı doğru alıyoruz. Alt çene, üst çene birbirinden uzak. Dişler aralıklı olmalı. Dudakların arası da hafifçe aralık. Ve dilimizi sürekli üst damağımıza yerleştirip çekiyoruz, yerleştirip çekiyoruz. Çok güzel yani. Hissedeceğiniz şey sürekli gıdının hareket etmesi. Şurası hareket ediyor, evet. Evet. Yani bunu nasıl egzersiz boyunca yapıyoruz, sıkılaşıyoruz, kaslar güçleniyor evet vücutta. Aslında yani aklın yolu bir, bu olur yani. Yani bu gıda için egzersizlerden bir tanesi mi? Evet, yoksa bir tanesi. Bir tanesi. Yine başka bir egzersiz tabii daha gösterebilirim. Hemen baş parmakları alıp yerleştiriyoruz gıdıya. Ama yogadaki gibi hani nefesle senkronize akması önemli. Çünkü nefesi de çok kullanıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes verirken kulak memesine doğru gidiyoruz. Yine aa, gıda için güzel bir şey, en etkili hareketlerden biri. Bunu da yine 30 saniye boyunca uygulayabilirler.
çok güzel. Şimdi peki nefes yanakları dolgun olup şurası sıkılaşsın isteyenler, şu yanak dolgunluğunu gidermek isteyenler için nasıl bir hareket tavsiye edersiniz? Yanaklar için özellikle maseteri yoğun çalıştırdığımız kaslar önemli. Şu kaslar, çiğneme kasları mı yani? Hı-hı. Ve aynı zamanda da yine mimiklerin de etrafındaki ana kaslarımızı çalıştırmamız önemli yanaklar için. Hemen onun için de bir hareket yapalım hep beraber. Aynı zamanda hem ön boynumu çalıştıran, hem yanaklarımı hem de dudak çevresini çalıştıran harika bir pozumuz var. Çeneyi kontrol etmek için mutlaka hemen işaret parmağımı getirip yerleştiriyorum alt dudağın altına. Ağzımızı rahat bir şekilde, kocaman bir O yapıyoruz, rahat. Ve buna bir de gülümseme ekliyoruz. 3 tur gidip geleceğiz. Açıp kapatırken nefes alacağız. Nefes verirken bakışlar karşıya gelecek ve sürekli ağzımızı açıp kapatmaya devam edeceğiz. Birlikte yapalım. Tabii siz alışık olduğunuz için çok güzel. Ben biraz zorlandım. Evet yani bir de nasıl görüyoruz diye. Gayet yapılabilir hareketler ama şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunları belli bir rutinde tekrar etmek gerekiyor. Belli bir rutinde ve özellikle de ayna karşısında mutlaka tekrar etmek gerekiyor. Çünkü yanlış da çalıştırabiliriz kasları. Parmaklarımızı koymamız gereken yerlere değil başka yerlere koyabiliriz. O yüzden mutlaka ayna karşısında hafif bir baskı yapıyoruz, evet. Peki botoks yaptıranlar da bunu yapabilirler değil mi yani? Şöyle, eğer botoks yaptırmışsak mutlaka üzerinden 6 ay geçmiş olması lazım. Bu da en çok gelen sorulardan biri. Botoksum var, işte dersinize gelmek istiyorum. O zaman diyorum ki hayır. 6 ay geçmiş olsa bile mutlaka uzman hekime ya da bu işle ilgilenen uzmana sorup o şekilde katılabilirler. Doğru değil botoks varken yüz yogası yapmak. Çünkü orada sonuçta kasları biz sürekli çalıştırmaya çalışıyoruz. O zaman botokslarına yazık olacaktır. Peki bunun bir yaş sınırı var mı? Ya da kadın erkek ayrımı? Ya onlarda farklı kaslar var, farklı çalıştırıyoruz ya da kadınlarda başka gibi. Kadın erkek ayrımı yok. Hem kadınlar hem erkekler yapabilirler. Erkek öğrencilerim de var benim. Kadınlar tabii ki çoğunlukta. Ama yaş sınırı da yok. Her yaşta yapılabilir. Sadece lenf drenaj yaptığımız çalışmalarda, masaj çalışmalarında hani çok erken yaşlarda, bazen 18-19 yaşlarında insanlar şey diyorlar işte, hocam biz de yapalım mı, biz de gelelim mi? Diyor ki siz sadece cildinize temiz bakın, iyi bakın. Hani o yüzden bence 25 yaşından sonra üst sınır yok zaten. Her yaşta yapılabilir, mümkün. Bu düzenli yapıldığında kişi kendinde ne gibi değişiklikleri görüyor? Bunun aslında yaşa, çevresel faktörlere, kişinin nasıl beslendiğine göre bunların hepsi değişiyor tabii ki, siz de iyi biliyorsunuz. O yüzden düzenli yapıldığında istatistiklere göre, genel olarak konuşuyorum tabii ve bunu söylerken beslenmesi iyi, uyku düzeni iyi, alışkanlıkları, bağımlılıklarının olmadığını düşünerek söylüyorum. İlk 4 haftada kişi bunu ilk başta cildinde hissediyor. Bir ışıltı, bir pırıltı olarak ve cildin hani gözeneklerinin sıkılaşması olarak bize geri dönmeye başlıyor. Sonrasında 4 ayda ince mimik çizgilerinin azalması olarak gözlemlenebiliyor. Ama gerçekten derin kırışıklıkların azalması için hani bunun için en az 1 yıl ve belki de bazen yıllarca devam etmek gerekiyor. Tabii ki o sürede alışkanlıkları da, mimik alışkanlıklarını da ona göre farkındalığımızın yüksek olup ona göre davranmamız gerekiyor. Ki şu içinde bulunduğumuz süreçte eminim ki online çalışmalarınız da oluyordur. Evet, danışanlarınız da online'da bu egzersizleri düzenli takip edebiliyorsunuzdur. Doğru. Bu da izleyicilerimize verdiğimiz güzel bir haber olsun o zaman. İlgilenenler ve denemek isteyenler, yapmak isteyenler, bunu hayat rutinlerine koymak isteyenler için böyle bir avantajı da var. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben uygulamalı olarak
olarak öğrendiğim 3 hareketi devam ettireceğim. Ben de evet. Soracağım bu anlamda devam edeyim mi etmeyeyim diye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve sizi de takip alacağım. Bu arada naif ses tonunuz, güzel anlatımınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben şu teşekkür an daha iyi anlamış oldum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim 8'de sağlıkta sabahın bu saatlerinde özellikle ilgilenenler, duymuş olanlar, merak edenler için biz yüz yogasını konuştuk ve merak ettiğimiz her şeyi sorduk. Basit de 3 tane burada uygulamalı egzersizi yaptık beraber. İnşallah sizin için de keyifli olmuştur, güzel olmuştur diye düşünüyoruz. Konuğumuz da değerli yüz yogası uzmanı Canay Serim Sarıcıoğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.